Arkadaşlar bugün kişe 2-3 diyoruz. 2-3 diyoruz. 2-3. Eğri boyunca vektör alanının türevine basacağım. Vektör alanının türevi. Şöyle devam ediyoruz. Biz aslında vektör alanını biliyoruz. Geçmişki konuları toparlarsak vektör alanı neydi? Vektör alanı şuydu. En üzeri ende veya en üzeri ende bir her noktasına bir vektör bağlayan fonksiyona biz vektör alanı diyoruz. En üzeri ende. Biz şimdi bu kavramları eğri üzerine taşıyacağız. Daha önce şu vardı. Alfa I'da R üzeri N'e veya E üzeri N'e fark etmiyor. Bir eğri olmak üzere alfa fonksiyonumuz I açık alt küresinde R üzeri N'e tanımlı bir eğrimiz. E üzeri N. Eğrim bu. Biz burada şunlara takmış. Buradaki bir T noktası için alfa T almış ve alfa üssü T hız vektörünü veya teğet vektörünü tanımlamıştık. Hatırladık mı? Şimdi biz şu vektör alanını V üzerinin herhangi bir P noktasında değil de alfa üzerindeki bir noktada vektör bağlayacağız. Buradaki T'nin karşısında sonsuz tane. O halde her bir T için işte alfa T1 için bir vektör bağlayacağım. Alfa T için vektör bağlayacağım. Her nokta için bir vektör bağlayacağım. Alfa üzerinde tarif ettiğim bu vektör alanına alfa üzerinde bir vektör alan diyeceğim. O halde şimdi bir tanım yazalım beraber. Tanım diyoruz. Tanım diyelim. Tanım 2, 3, 1 olsun. Alfa I'da R üzeri N'e bir eğri olsun. Şu tarafa geçiyorum. Bir eğri olsun. Her T eleman I için teğet uzay kim? Alfa T, R üzeri N uzayına, daha önce buraya P noktası diyorduk, şimdi alfa T diyorum, uzayına bir vektör bağlayan fonksiyona alfa T üzerinde vektör alanı denir. Vektör alanı denir. Tabii biz daha önceki vektör alan genel tanımımız vardı. Vektör alanının koordinat fonksiyonları neydi? Koordinat fonksiyonları diferansiyel dif-bilen fonksiyonlardı. C üzeri sonsuz sıfırından var. Bir saniye arkadaşlar, bizi arayan var. Bağlayayım onları da. Feride bizi aramış. Safet aramış. İşte zaman darası var. Bir sıkıntı olmayacak. Evet. Bir kişi de aramış bizi. Aldık mı tanımımızı? Bu tanıma bir misal verelim. Bir misal verelim. Alfa T eşittir 2T virgül T kare eksi 1 olsun. Bu vektör alanın da eşittir R üzeri R kare tarif ettim. R kare de tarif ediyorum. R kare de
x kare eksi 1 virgül y çarpı x olsun. P eşittir 1 için, P eşittir 1 için ve vektör alanını oluşturduğu neyi? Vektörü bulalım. Vektörü bulalım diyoruz. İşin anlamı şu. Aldım. Aldım. Benim Z karede tarif ettim. Tahtamız küçük diye, sığsın diye buraya. Alfa fonksiyonu bu. Alfa fonksiyonu taşımış bir eğriyi. T eşittir kaç için? T eşittir 1 için alfa. Burayı buluyorum. O halde alfa 1 eşittir 2, 1'den 1 çıkar 0. 2'ye kaç? 0. Veya şurası 0 olmasın da şurası da 3 tekare olsun. 3 tekare olsun. 0 olmasın. Aldım. 1 yazdım. 3 eksi 1 kaç? 2. 2'ye kaç? 2. O halde alfa t noktam şurada. 2'ye 2. Şu noktam alfa 1 noktası. Yani bizim yeni termodan. Buraya vektör bağlayacak. Bu vektörü kim bağlayacak? Buraya vektörü benim z kareden z kareye tanımlı z kareden z kareye tanımlı w ötesi. O halde bu vektör alanı 2, 2'yi taşıyacak. Kime? X kare. 2'nin karesi eksi 1 virgül y çarpı x. Y çarpı kim x? 2 çarpı kaç? 2. O halde şu ifade 4 eksi 1, 3 kaç? 4 yapar. Bunun başlangıç noktası kim? Alfa 1. Bu tanjant vektörünün başlangıcı kim? Alfa 1. 3, 4 gövdeli alfa 1 başlangıçlı vektörü. Getiriyorum. Öyleyse bu P artı T, P artı V'de bitecek. P artı V'de bitecekse 3,4 artı alfa 1 kim? 2, 2. Düzenlerse 5, 6'da bitecek. X'i 5, Y'si 2, 6. Getiriyorum. İşte şurası 5 olsun. Toparladım. Şurası da 6 olsun. Belki biraz görüntüsü çirkin ama benim vektörüm şu. Şimdi bu vektör kimmiş? Bu vektör benim bağladığı vektördür. Alın tahtayı. Tahtayı alın. İki kişi daha katılmış. Onlara da bir alayım arkadaşlar. Siz tahta yazarken ben diğerlerini alayım. Bundan sonra arkadaşlar zamanında katılalım ki sıkıntı olmasın. Şükran katılmış. Şey pardon, Şerife ile Meryem. Evet. Şu an 13 kişi görünüyor sistemde. Yazabildik mi? Tahtayı siliyorum. Tahtayı sildim. Bir yeni bir tanımımız var. Tanım 2, 3, 2, az önceki 2, 3, 1'di. Alfa I'da Z üzerine bir eğri ve W Z üzerinde Z üzerine tanımlı alfa üzerinde bir vektör alanı olsun. Vektör alanı olsun. Şayet
W'nin koordinat fonksiyonları C üzeri sonsuz sınıfından ise bu tanımı geçmişinde kullanmıştık, normal alfa üstünde kullanmıştık ise W vektör alanına yazıyor muyuz? Evet hocam. W vektör alanına düzgün vektör alan deriz veya alfa üzerinde düzgün vektör alan deriz. Bu mantığı ne arkadaşlar? Yani benim vektör alan düzgünse alfanın her noktasına bir vektör bağlayabilir. Yani her noktasında tanımlıdır anlamına geliyor. Her noktasında tanımlı demek, bakıyor muyuz? Her noktasında tanımlı demek, koordinat fonksiyonlarında tanımsız yapan kavram yok. Bunu da aldık. Basit bir teoremiz var, anlamıyorum. Zaten Tülay'a böyle dedik. Bir tanemiz daha var. Onu alıp misal yapalım. Bir tanımımız daha var. Tanım 3. 3 diyorum. 3 diyorum. Diyorum ki altına baktık. Yine alfa I'dan R üzerine bir eğri. W alfa üzerinde düzgün bir vektör alan olsun. Niye düzgün diyorum? Koordinat fonksiyonlarının her mertebede türevi olsun diyorum ben. Bu durumda V eşittir. Şöyle alayım. V2 V ise W üstü eşittir. V1 üstü V2 üstü W en üstü. İfadesini biz şöyle gösterebiliriz bakın. V1 üssü bu ne demek? Çarpı D bölü DX1 demek. Artı V2 üssü çarpı D bölü DX2 demek. Artı en üssü D bölü DX en üssü demek. Kısaca ben bunu aldım. İ eşittir 1'den n'e kadar şunun yerine VJ yazdım üstü. Tabii kim bu? Noktam kim? T mi? Değil. Kim noktam? Alfa T. Noktam kim? Alfa T. Çarpı D bölü DXJ diyorum. Şeklindedir diyoruz. Daha bir kısa bir örnek verelim. Bu da bildiğimiz basit kavramımız bizim. Alfa I'dan
düzey üzeri 3'e 1 eğri ve alfa t eşittir t kare t eksi 1 t küp olsun. Şu vektör ağının da eşittir r küpten r küp olacak, r küpten r küpe aldım. Düzenlersem, bakın, bir ifade alayım. X, x eksi y, x kare eksi z olsun. O halde getirdim bakın. V üssü tarif edeceğim. Kim efendim? V üssü. V üssünün tanımını iki türlü yapıyorum. V'ye göre, T'ye göre yaparsam şu ve alfa T eşittir. X yerine yazdım. T kare yazdım. T kare T eksi 1 yazdım X yerine. Pardon. X yerine T kare yazdım. Eksi 2 y. T eksi 1 virgül. Devam ettim. X kare. T karenin karesi. T üzeri 4 eksi z. T küp. O halde benim şu vektör olan T kare. T kare eksi T artı 1 T üzeri 4 eksi T küp olur. Bu durumda bunun türevi V üstü T artı T, T'ye bağlıdır bakın. Ve istersen yine alfa T de diyebilirsiniz. Eşittir. Kimdir? 2T 2T eksi 1 4 T küp eksi 3 T kare. Veya bunu nasıl gösteririz biz bunu? 2T D bölü DX artı 2T eksi 1 D bölü DY artı şu ifadeyi getirdim. 4 T küp eksi 3 T kare D bölü DZ şeklinde ifade edebiliriz. Alalım tahtayı. Tahtaya alalım. Yeni katılan var mı? Yok. 13 kişi katıldı. Bizim sınıf mevcudumuz kaç arkadaşlar? Cevap verirsin cevap. Sınıf mevcudumuz kaç arkadaşlar? Hocam 16 ya da 17. 17, 14 kişi katılmış. Başkan buradan, Başkan Şükran mıydı? Evet. Başkanımız bir tıklasın, ben büyük göreyim bir resmini. Bir saniye, şu ekranı kapatayım. Bir kişi daha katıldı şu anda. Merve katıldı. Evet, başkanım bir şey resmini tıkla, büyüsün bakayım sen kimsin? Ya hatırlayayım ben. Başkan resmi tıklasın böyle üstüne. Büyük büyük resim gelsin. Evet. Fevziye'nin sesi kapatmış Fevziye. Açtım şu an hocam. Yani niye sesinizi duymak istiyorum ya, beni dinliyor musunuz diye teyit etmek istiyorum. Oldu mu? Tamam. Emek veriyoruz. Hiç olmazsa yerine gelsin. Yani bunlar sizin alan sınavınızda lazım olacak. Alan sınavınızda. Kavram bu. Şu kavramı getiriyorum bir de canlı ortama dökeyim. Canlı ortama dökeyim. T eşittir 1 için T eşittir 1 için aldım. T 1 ise çalışalım. T 1 ise alfa 1 kimdir? Alfa 1 1 0 1'dir. Getirdim ve alfa 1'i buldum ve alfa 1. Burada yazabilirim, burada kullanabilirim. Oldu mu arkadaşlar? Şu an nasıl istiyorsan. Bunu kullanıyorum. 1, 1, x kare eksi 2, z. 1'in karesi 1, eksi z 0.
Kavramım şu. 3 boyut. 3 boyut. Alfa 1. X'i 1. Y'si 1. Z'si 0. Noktam şurada bakın. Noktam şu. Şurası alfa 1. Şu nokta. 1, 1. X, Y, Z. Bu noktaya vektörümü bağlıyorum. Başlangıcım burası. 1, 0, 1. Gövdem de burası bakın. Başlangıcım var. Başlangıcım var. Gövdeme ekliyorum. E artı B'yi buluyorum. Toplarsam 2, 1, 1 olur. X'i 2, Y'si 1, 2 aldım. Y'sini 1 aldım. 1 aldım ben. Z'si kaç? 1. Şuradan paralel çizdim. Şuradan 2 aldım. Paralel çizdim. Şu. Mavi kalemle bakın iyi görüyorum arkadaşlar. Bunu da maviyle aldım. Şu benim vektörüm. Okunuyor mu mavi? Okunuyor hocam. O halde vektör alanı vektör bağlamış. Bunun türevinden bahsediyorum. Neyinden? Türevinden bahsettim. O halde vektör T aynı zamandaki hız vektörüdür. T değerlerini yerine yazdım. Kimmiş? 2. Yerine yazdım. 1. Türev olarak 1 yazdım. 2. 1 yazdım. 4 eksi 3 kaç? 1'dir. 2, 1. 1'dir. Bakın V üstü T'nin bittiği nokta aynı nokta oldu mu? Bu aynı bağlamış ve hız vektörü olmuş. Bu sefer de V üstü T'nin başlangıcı kim olur? Bunun başlangıcı kim? Bunun başlangıcı da V 1'dir. V 1'dir başlangıcı. V 1 kimdir? V 1 şudur. 1, 0, benim şu. Ve bir. Evet, alın tahtayı. Hocam bir şey sorabilir miyim? Soruyorum. T eşit 1'i özel olarak biz seçtik değil mi? Ben seçtim evet. Kolay olsun diye seçtim. Her değer seçebiliriz. Yani kolay görünsün diye. Hazırlığa bakımdan büyümesin diye bir seçiyorum. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Size iyi olacağım. Bir tane daha arıyoruz. Şöyle çizeyim. Anlattığımı aynen akşam YouTube'a atacağım. Haberiniz olsun. Tanım 2, 3, 4 diyoruz. Tanım 2, 3, 4 diyoruz. W ve Z üzeri N de Z üzeri N'e bir vektör alanı alfa I'da Z üzerine bir eğri olsun. Bir eğri olsun. W sorar ne yazıyorum iyi görürsün diye ekrandan. W bileşke alfa vektör alanına W ve vektör alanının alfa t üzerinde kısıtlanmışı denir. Kısıtlanmışı denir diyoruz.
Ve paralel başı yaptık. Bunun türevine de W bileşke alfanın türevine de W vektör alanını alfa t eğrisi boyunca türevidir. Bunu bir canlandıralım geometrik olarak. Şurada R üzeri M veya E üzeri M fark etmiyor. R üzeri M'imiz var. Burada bir alfa eğrimiz var. Alfayı oluşturan fonksiyonumuz var. Ya da fonksiyonumuz var. Bu alfa eğrisi. Burada tanımlı, herhangi bir vektör alanıdır. Şurada tanımlı bir vektör alanıdır. Bu nedir? Bileşkedir. Bir kimdir? Bileşke fonksiyonudur. Alfayı alfa t veya bu ne efendim? Bileşke, bu da bileşke neyi türedi? Şurada diğer bir tane noktam var. Alfa t. Alfa t'yi W'ye gönderiyorum. Ne oluyor? Vektör oluyor. Bileşke için alfa. Şu kavram var. İyi bakın. Arzu eden şu şeyleri görebiliriz. İsteyen şu böyle başka türlü görebiliriz. Yani burada başka bir vektör alanı var. Vektör alanı şu ya. Önce alfa t geliyor. Alfa t oluyor. Alfa t gidiyor buraya. Oldu mu arkadaşlar? Bu bize bu vektör oluşturuyor. Mantığı bu. Burada bileşke fonksiyonumuz. Ne var? Bileşke fonksiyonumuz. Türevi de kimmiş? Bunun türevi. Alfa türevi ne diyorum? Şunu alfa t boyunca türevi diyorum. Alın şeklini. Kaydımız devam ediyor mu? Devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu süreli olduğu için biz geç girdik. Şu anda kesilebilir hemen. Kesilmeden ben kapatıyorum bu dersimizi. Ama lütfen kitaptan bu konuya bir daha bakalım. Olmaz mı? Tamam evet, hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam. Kendinize iyi bakın. Biz hocam. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz de hocam. Bayağı katılamamış, yiyormuş.